Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz biber salçalarını yapıyoruz. Hadi nasıl yapmışım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum yazın ve like basın. Hadi hızlıca izleyelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kapya biberin salçasını yapacağız. Bu şekilde içlerini güzelce temizledim, yıkadım. Kesinlikle hiçbir çekirdek kalmamasına dikkat edelim ve güzelce kuruması da önemli. Bir yarım saat, bir saat kadar da kuruttum. Şöyle büyük, geniş hazneli bir robotum var. Şimdi bunun içerisine iri iri doğrayacağım ve güzelce çekeceğiz arkadaşlar. Biberlerin sap kısımlarını da ayıkladım arkadaşlar şu şekilde. Bunları da atacağım ki ziyan olmasın diye arkadaşlar. Sadece yeşil kısmı ve çekirdeklerini temizledim. Güzelce püre oluncaya kadar çekelim. Şu yukarı tarafta kalanlar oluyor. Bazen bunlar güzel çekmiyor. Bunları da aşağı indirelim. Ve bir tur daha çekeceğim arkadaşlar. Ve salça yapacağım tencereye bu çekmiş olduğum biberleri alıyorum. Şu şekilde. Size de şöyle döndüreyim. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Birazdan bir blenderla daha da geçeriz. Bayağı bir küçültmeye çalıştım. Bu şekilde kabuğu da ziyan olmuyor. Kabuğuyla beraber olacak. Salçanızın acı olmasını istiyorsanız o minik acı biberlerden, kırmızı biberlerden atabilirsiniz. Ben bugün tatlı salça yapıyorum arkadaşlar. Bu arada benim biberlerim 5 kilo. Şimdi tekrar çekelim. Çekirdekleri görünce alacağım arkadaşlar ki salçamın içerisinde çekirdek olmasın. Tüm biberleri çekip geliyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da çektim arkadaşlar güzelce. 1,5 kilo kadar biberim var geride arkadaşlar. Ama bu tencerem almıyor. Küçük bir tencere olduğu için iki tencerede kaynatacağım. Şimdi bunu beraber ateşe koyalım. Ocağın en büyük gözüne koydum tencerem arkadaşlar. Şu şekilde size geliyor. Zaten hemen su salmaya başladı. Hiç su ilave yapmayacağım arkadaşlar. Bu kendi suyuyla güzelce pişecek. En son tuz veya ekleyip salçamız hazır olmuş olacak. Bir ara bir daha blenderda çekeceğim arkadaşlar. Çünkü hala iri. Haşlanmaya bırakalım. Evet arkadaşlar, bir de şu tencere oldu. Ve bu 5 kilo biberden bu kadar oldu arkadaşlar. Şunu sizinle koymuştuk. Gördüğünüz gibi kenarlardan pişmeye başladı. Karıştırıyorum. Daha hiç kapağını kapatmadım. Kapağını da kapatmak istiyorum ki güzelce yumuşasın diye arkadaşlar. Karıştıralım. Karıştırdıkça rengi, piştikçe daha doğrusu kırmızıdan turuncuya dönmeye başladı. Böyle turuncu bir rengi alacak galiba. Ama yumuşuyor arkadaşlar. Ve kapağını da kapatalım. Tam kapatmayalım ki taşma ihtimali olmasın. Bir de buna bakalım. Bunu da hemen yeni koydum ocağa arkadaşlar. Hiçbir sulanması yok. Şu kenarlardan kaynıyor arkadaşlar. Ve şöyle bayağı da bir sulandı. Şu şekilde kapağını kapattım ki biberleri güzelce yumuşasın diye. Ve karıştıra karıştıra. Ara ara karıştıracağız ki dibi tutmasın diye. Pişiyoruz, pişiriyoruz. Bir de buna bakalım, bu ne alemdeymiş.
Bunu ben de ilk defa sizlerle karıştıracağım arkadaşlar. Bu tenceremiz de sulanmış. Şimdi ikisinin de kapağını kapatalım. Pişmeye. İki tencerede birleştirdim arkadaşlar. Toplam bu kadar oldu. Kapağı kapalı olduğu için suyu bu şekilde çok çektirmedi. Güzelce haşlandı. Şimdi blender'ımı ayarladım. Bu blender'la güzelce çekelim. Bayağı çektim arkadaşlar. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Bilirsiniz salça tuzlu olur. Her kilo için bir kaşık kadar tepeleme tuz ilavesi yaptım. Bu arada bu turşu tuzu, yani kaya tuzu. İnce ütülmüş arkadaşlar. Şimdi bir de tuzla çekeceğim. Kocaman bir yemek sinim var arkadaşlar. Ona bu salçayı döküyorum. Siz isterseniz ocakta kaynatarak da yapabilirsiniz. Ben enerji israfı olmasın diye güneşte kurutmayı deneyeceğim. Böyle doluyor. İsteyen kaynatabilirsiniz. Tamamen suyu çekilinceye kadar. Bu şekilde balkona alacağım arkadaşlar. Salça kıvamına gelinceye kadar karıştıra karıştıra salçamı yapacağım arkadaşlar. Kıvamı ketçap gibi bir kıvamı var arkadaşlar. Şimdi bunu balkonumuza çıkaralım. Güneşe aldım. Bu şekilde suyu tamamen çekilinceye kadar duracak. Bakın arkadaşlar, yaklaşık 2-3 saat geçti. Şu anda oturma odasını aldım. Bayağı bir fırtına çıkınca arkadaşlar. Ama içeride bile hemen kıvam alıyor. Demek ki balkonda da çok koymaya gerek yok. İstediğiniz kıvama gelinceye kadar bekletiyorsunuz ve salçanız hazır. Benimki bu kıvamda arkadaşlar. Daha da ince olsun istiyorsanız bir tane süzgeçten geçirebilirsiniz. Bu şekilde ara ara karıştırmaya devam ediyorum ben. Şu en sonda düzleyelim ki her yeri eşit kurusun diye arkadaşlar. Zaten bildiğiniz üzere havalar yeterince sıcak, hemen zaten suyunu çekecektir. Şu şekilde. Ama rengi git çok güzel bir rengi oluşuyor bir arkadaşlar. Önce böyle turuncu gibi bir rengi varken şimdi böyle bir bayrak kırmızısına doğru dönüyor. Bakın şöyle yaptığımda hemen kavuşmuyor, gördünüz mü? Yani kıvamına geliyor. Karıştırmaya devam. Ve sonrası günden hepinize merhaba. Sabahtan beri güneşte duruyor ve kıvamı istediğimiz kıvama doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Şimdi güzelce karıştıralım ve salçamız da bayağı azalmaya başladı. Bugünün sonuna doğru olur diye düşünüyorum. Böyle birazcık cıvık seviyorsanız bu şekilde de çekebilirsiniz tabii ki. Ben birazcık daha bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra kavanozlar alacağım tabii ki. Şöyle yayalım ki çabuk kurusun. Karıştırıyorum ve artık bayağı bir sertleşmeye başlamış arkadaşlar. İsterseniz siz bu aşamaya gelindiğinde kavanozlayabilirsiniz. Ben birkaç saat daha durutmak istiyorum. Bu şekilde. Ama rengi müthiş oldu. Yaklaşık 5 kilo biberden de 1 kilo kareri bir salça çıktı arkadaşlar. Bakınız, burada 1 kilo var. Şöyle tekrar bir yayacağım arkadaşlar. Biraz saat daha dursun arkadaşlar. Birazcık daha kıvam alsın. Sonra kavanozlara. Evet,
kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Benim için bu kıvam idealdir. Şu şekilde ortaya hepsini topluyorum. 5 kilo biberden bu kadar salça oldu arkadaşlar. Güzel bir kurudu. Salçamız hazır. Birazcık daha sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar. Ki bu salçamızın uzun ömür olmasını sağlayacak. Şimdi daha da bir parlak yapacağım arkadaşlar. Yağla beraber karıştıralım. Bayağı güneşte kuruttum. Dediğim gibi siz bu işlemi tencerede pişirerek de yapabilirsiniz. Ama kokusu muhteşem olmuş arkadaşlar. Cam kavanozlara dolduralım. Boşluğu kalmasın ki bozulmaya mahal vermeyelim arkadaşlar. Şöyle vurunca da açık sulu olduğu için, cıvık olduğu için kavan şeklini alıyor. Şurada boşluk var. Böyle böyle dolduruyorum. Birinci kavanozumuz hazır. Bu 600 cc'lik bir kavanoz arkadaşlar. Yani yarım kilo civarı. Şimdi bu ikinciye dolduralım. Kullandığınız kavanozun güzelce sıcak suda yıkanmış, tamamen kurumuş olmalı. Yani sterilize edilmiş olmalı kavanozunuz ve kapağınız. Bu şekilde asla bozulmayacaktır arkadaşlar. Salçalarımız. Allah'ın izniyle. Bu şekilde. İkinci de hazır. Tam tahmin ettiğim gibi 1 kilodan çok azıcık daha çıkıyor arkadaşlar. Daha çok kurutursanız, katı olursa tam 1 kilo çıkar. Geri kalanı da bir tabağa koyar yemekleri kullanırız. Gerisi de zaten yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bir şey kaldı arkadaşlar. Size bir salça püf noktası daha vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde domates salçası ve biber salçalarınız asla ve asla bozulmayacak. Şimdi bu şekilde kavanozlarımızın üzerlerini sıvı yağla, bu püf noktası önemli çünkü diğer zeytinyağı donuyor. Bu şekilde yağla ortada bir katman oluşturacak arkadaşlar ve hava almasını engelleyecek. Şöyle sıkıca kapatıyoruz ve salçamız bozulmayacaktır. Şu kenarda kalanlar bozar arkadaşlar. Şu şekilde kamera net görüyor mu bilmiyorum ama şu yağı, yağ salça ve havanın ortasında kalacak ve bozulmayacak. 2-3 geri bir ileri tekniğiyle salçamızı kapatıyorum. Bir günde salçamız hazır arkadaşlar. Yağ her tarafına geldi. Kenarlarında. Salçamız kalmasın. 2-3 geri bir ileri olarak salçamız hazır. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz biber salçalarını yaptık. Yaklaşık 1 kilodan çok azıcık daha çıktı. Bunlar 1 kilo, bu da azıcık daha. 1,5 kilo civarı çıktı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.